Bir yaz gününden herkese merhaba. Ben Gülşah Çınar. Ben Doktor Ufuk Alatekin. Bugün size yine keyifle izleyeceğiniz, ilginizi çekecek harika bir program hazırladık. Hatta ilk konuğumuz değerli meslektaşım Ender Saraç. Hepimizin çok sevdiği Ender Saraç'la programımız hızlıca başlasın o zaman. Zararlı alışkanlıkları minimuma indirip faydalı alışkanlıkları maksimuma çıkaracağım diye. Çünkü hücrelerinize bu emri verdiğiniz zaman fizyoloji değişiyor. Aynı sağlıklı yaşamı seçmek de böyle bir şey. İlk birinci kural seçim yapmak. Bir dönem ben de hatalı spor yaptım. Böyle 70 kilo basıyordum. Ortalık kalp krizi, turbo kanser, Alzheimer, katarak, unutkanlık, işte bağışıklıkta çökme ve siz de görüyorsunuz yani. Evet. Duyuyorsunuz. Evet. Normal olmayan bir durum var ortada. Evet. Bütüncül tıp veya tamamlayıcı tıpta insanı bütün olarak görme, beden artı ruhu bütün olarak görme var. Ben sonbaharda okullar açıldıktan sonra ben biraz sıkıntılı bir dönem tekrar başlayabilir diye düşünüyorum. Ruhunuz obezse, ruhunuz mutsuzsa, ruhun enerjisi emilmişse ne yaparsınız yapın? Tam sağlıklı olamazsınız. Bazı vegan veya vejeteryanlar doyamadıkları için, çünkü et ve protein doyurucu, karbonhidrata çok yöneliyorlar. Hmm. Börekler, makarnalar, pizzalar, pilavlar, ekmekler, simitler derken bu sefer daha kötü bir şey oluyor. İnsülin direnci, şeker hastalığı ve çok ciddi bir obezite oluyor. Bu çok daha tehlikeli bir şey. Şu anda aslında gayrimenkulde birinci sıraya arsa oturdu. Arsa alırken en basitinden bir kere imar durumu var mı? Bunu sorgulamakta büyük yarar var. Bu yoksa, bir takım sözel vaatler varsa veya ispat edilemiyorsa kesinlikle uzak durmaları lazım. Bireysel müşterinin nihayetinde ulaşacağı yolculuğu belgelendirebiliyoruz. Bu çok önemli bir öncelik. Bunu herkesten talep etmeli ya müşteri. Ahmet Kaya çok sevdiğim bir insandı. İlk bütün albümlerini ben yaptım. İlk albümünü alamadığım kasetini yaptık. Çıkardık albümünü. Çıkardıktan sonra hiç satılmadı. Sonra Acılar Tutulmak albümünü yaptık biz. O da tutulmadı. Tutulmayınca yine ümitlerimi kesmedim yani. Dedim bunda ışık var dedim. Efendim herkese tekrar merhaba. Şimdi bizlerle hepimizin yakından tanıdığı sevgili Ender Saraç. Hocam nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref bu kadar bulduk. Keyifli bir yer. Geldik, bizi yerinizde ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah. İstanbul'da vaha gibi, yeşillik evet, değil yani mi? İnsan böyle bir yer kaldı yeşilliği mı artık İstanbul'da diyoruz. Hala var maalesef. Var. Bize rağmen hala var. Çok güzel. Hocam tabii aslında herkes sizi çok yakinen tanıyor. Özellikle pandemi döneminde de çok günlerce ekranlardaydınız. Hepimizi bilgilendirdiniz. Ama tabii hani işin uzmanına ilk sizi gördüğünüzde ilk sorulacak soru. Sağlıklı yaşamın, uzun yaşamanın sırrı nedir? Hadi bize önce bunu söyleyin. Öyle de seçim. Seçim yapmak. Çünkü siz daha iyi ve kaliteli yaşlanmak diyeyim ben onu. Eğer öyle bir şey istiyorsanız ilk iş yeni bir yazılım programı yükleyeceksiniz. Diyeceksiniz bundan sonra ben eskisi gibi yaşamayacağım. Zararlı alışkanlıkları minimuma indirip faydalı alışkanlıkları maksimuma çıkaracağım diye. Çünkü hücrelerinize bu emri verdiğiniz zaman fizyoloji değişiyor. Nasıl ki oruç tutarken normalde 2 saat, 3 saat, 4 saat aç kaldığınızda mızmızlanıyorsunuz, su içemediğiniz ama oruç tuttuğunuz zaman mesela gıkınızı çıkartmıyorsunuz. Aynı sağlıklı yaşamı seçmek de böyle bir şey. İlk birinci kural seçim yapmak ve bunun arkasında durmak. İkincisi sürdürülebilir kuralları hayatınıza koy. Böyle bir anda başlayıp hemen bir anda spora başla, birçok şeyi kes, onu bırak, bunu bırak, diyet yap, işte şu ilacı al falan. Hayır, sakin, sürdürülebilir. Mesela ben sürdürülebilir spor yapıyorum. Bir dönem ben de hatalı spor yaptım. Böyle 70 kilo basıyordum bench press'te. Ne kadar yanlışmış, eklemlerimi esasında yaşlandırıyordum. Onun yerine eliptik bisiklet, yüzme, yürüyüş, trekking, doğa sporları, kendi ağırlığımla çalışma gibi sürdürülebilir spora geçtim. Aynı şekilde diyet ve sağlıklı beslenmede sürdürülebilir olanı uyguluyorum. Mesela bir işkence esir kampı gibi değil. Arada minik kaçamaklar yaparak mevsime uygun, mantıklı miktarda yiyorum. Böyle. Yani ilk önce seçim yapmak tabii ki. Önemli. Zaten böyle esir kampı gibi olan diyetler veya kısıtlamalı olanlar uygulanamıyor. Kısa süreli uygulanır sonra kötü patlıyor. Evet. Daha beter evet. Girişiyorsunuz. Aynen. Ben şuna değinmek istiyorum aslında hani bir meslektaşınız olarak. Tamamlayıcı tıpla ilgili çok güzel çalışmalarınız var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi ben Batı tıbbında da bir uzman doktor. Dahili bir branşta aile hekimliği, mütehassıs bir hekimim. Ama bir yerde Batı tıbbı, dürüst olalım,
özellikle pandemi döneminde çok sorgulandı ve bana göre biraz sınıfta kaldı. Biliyorsunuz önce kloroquin verildi sıtma ilacı. 10 binlerce kişi öldü, 10 binlerce kişi organ yetmezliği oldu. Evet. Aa pardon dendi. Sonra peşine favirapin verildi. 10 binlerce kişi sıkıntıya girdi, çok sayıda ölüm oldu. Aa yine pardon dendi. Sonra şu an çok tartışmalı olan messenger RNA aşıları, işte bu bildiğiniz yeni kuşak aşılar oldu. Şimdi aa pardon bile denilemiyor. Ortalık kalp krizi, turbo kanser, Alzheimer, katarak, unutkanlık, işte bağışıklıkta çökme ve siz de görüyorsunuz yani, evet, duyuyorsunuz. Evet, normal olmayan bir durum, evet, var ortada. Evet. Özellikle bu yeni nesil aşı olanlarda. Şimdi bütün bunlar bir soru işareti oluşturdu. Ben yıllar önce anladım ki insana bütüncül olarak bakmak lazım ve doğada müthiş bir teknoloji var. Hakikaten biz doğanın teknolojisini çok küçümsüyoruz. Örneğin bir fitoterapi. Hakikaten bu bitkilerin hiçbiri boşuna yaratılmamış. Siz bunu bir ada çayıyla veya bir hayıt, civan perçemi, aslan pençesi ve anasonla bir menopoz şikayetlerini gerçekten çok hafifletebiliyorsunuz. Veya erkeklerde sperm kalitesini artırmak için bir çakşır kökü suyu mesela çok işe yarayabiliyor. Bir kırmızı ginseng destekleyebiliyor erkekleri. Veya kadınların sütünü arttırmakta kişniş mesela çok faydalı olabiliyor. Rezene çayı hem sütü artırıp hem bebekteki gazı azaltabiliyor. Yani bunlar var. Biz biraz ortodoks tıbbında çok materyalist bakar olduk ve çok böyle organ organ artık ihtisaslaşıp bakarak olduk. Oysa bütüncül tıp veya tamamlayıcı tıpta insanı bütün olarak görme, beden artı ruhu bütün olarak görme var. Tıp gittikçe artık daha derinden ona hitap eden, daha kökten tanı ve tedaviyi uygulayan tamamlayıcı tıbba doğru ciddi bir kayma yapıyor. Zaten meslektaşlarım da artık bir sorgulamaya başladı. Yani biz tabii ki batı tıbbını asla reddedemeyiz. Gayri bilimsel olur. Yanlış. Ama bunun üstüne ne koyabiliriz dediğim, evet, zaman aromaterapi, fitoterapi, kupa hacamat, akupunktur, yurt dışında eğitimleri olan Ayurveda, artık Türkiye'de de bunun eğitimini vereceğiz. Onun dışında işte bildiğiniz gibi mezoterapiler, ozon terapi, yani o kadar çok sülük, o kadar çok şey var ki bilimsel olarak uygulandığı takdirde çok işe yarıyor. Peki ben hemen şunu da sormak isterim. Özellikle pandemiden sonra hepimizde böyle grip miyiz, covid miyiz arasında hep gidip geliyoruz, evet, mesela. Atıyorum hemen işte hastalanıyoruz, öksürüyoruz. Bu tarz böyle gribal şeylerde hani bitkisel olarak hani izleyicilerimize, tabii, neler önerirsiniz? Pratik hani böyle bir kutu tarif verecek olursam. Ha bu arada hiç görülmemiş derecede bu sene Legionella pneumonisi, yani klima hastalığı deniyor ya. Evet. Korkunç yaygın. Ben oldum mesela hocam, seyahat ederken araçta klima, evet, açıktı. Bir geldim sırtım ağrıyor, bütün, evet, kemiklerim, evet, ağrıyor. Çok, evet, ciddi, yazın ağır da seyreder. Hani der ki herkesler yazın, evet, gribi, evet, değil. Onun, evet, dışında da üst solunum yolu enfeksiyonu bu yaz çok fazlaydı. Evet. İshal salgı her yaz olur da ekstradan çok fazla vardı. Yani insanlar böyle bir sık, düşük, halsiz ve hastalıklı geçirdiler, evet, bu yazı. Ben sonbaharda okullar açıldıktan sonra ben biraz sıkıntılı bir dönem tekrar başlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi ne yapmak lazım? Bu tür öksürükte ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında hatmi çiçeği çok iyidir kuru öksürüklerde. Buna birazcık zencefil ve ıhlamur da katabilirsiniz. Bir de ekinesya kattığınız zaman harika olur. Arıdan bize büyük bir mucize hediye propolis. Düzenli sonbaharda okullar açılmadan birkaç gün önce başlansın derim. Propolis doğal bir antibiyotik gibi bağışıklığı çok güzel güçlendiriyor. D vitamininize mutlaka baktırın kışa girmeden. Şimdi güneşlenebildiğiniz kadar biraz güneşlenin. Ve D3 vitamini, bu çok önemli bağışıklık için. Hep böyle bu tür şeyleri konuşuyoruz, doğrudur. Ama kimse ruhsal açıdan ne durumda olduğunuzu konuşmuyor. Pandemi dönemi, ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, şu bu derken, GDO'lu gıdalar derken, dikkat edin genelde eskisi kadar yüzler gülmüyor. Evet, maalesef. Ve genel bir depresyon var. Büyük şehirde yaşayan, özellikle beyaz yakalı kitlede, neredeyse hepsi antidepresan kullanıyor. Üzücü bir şey bu ama. Evet. Üzücü, biz bu dünyaya mutsuz olmak için gelmedik. Evet. Biz bu dünyanın tadını çıkartmak için ve deneyimlemek için geldik. Ve çok kısa süre burada bulunacağız ve hemen ölüp gideceğiz. Yani her canlı ölümü tadacaktır. Bu değişmeyecek, evet, olan bir gerçek. Şimdi dolayısıyla ben baktığım zaman okey, hepsi çok önemli. Bilinçli beslenme, kilo kontrolü, spor yapma, doğal bu C vitaminleri, çinkolar, ekinesyalar, propolisler alma, işte zencefil, zerdeçal tüketme, omega 3 alma, D vitamini desteği alma, B12 düzeyi yüksek düzey, hepsi çok doğru. Dursun bir tarafta. Fakat ruhunuz obezse, ruhunuz mutsuzsa, ruhun enerjisi emilmişse ne yaparsanız yapın tam sağlıklı olamazsınız.
Şimdi bizim burada bence bir sorgulama dönemine girmemiz lazım. Ben kimseye akıl verecek düzeyde veya o hadde değilim. Ama 200 bin hasta bakmış. Önümüzdeki sene 40. yılını meslekte kutlayacak. Türkiye'deki tecrübeli doktorlardan biri olarak şunu söyleyebilirim. Mutlaka sizi yaratanla aranızda bir Bluetooth köprüsü kurun. Ama namaz kılar, zikir mi yaparsınız? Meditasyon mu yaparsınız? Adına veya her ne doğa, nefes ve işte yoga mı yap? Ona ben karışmam. Ama artık sadece maddesel düzeyde yaşayıp borsa yükseldi, altın şöyle oldu, şu kadar okey, önemli, tamam. Ama yani ruhunu beslemezse, ruhun öz kaynağı yaratıldığı yerden, geldiği yerden, onu yaratanla arada güzel bir enerji köprüsü kurmazsa, ne yaparsan yap, %50'sinde kalırsın. O yüzden ruhu da beslemek lazım, doğaya açılmak. Onun için ne tür gıda şeyler ek? Yani birçok yol var. Ben kimseye bir şey söyleyemem. Kimi insan namaz kılar, dua eder, tesbih şey olarak yapar. En azından insan, ot, o şey işte şu otu bu otu diyorsunuz hocam. Şöyle söyleyeyim. Orada böyle rahatlatıcı, insanın psikolojisine şöyle, iyi gelen. Sarı kantorun otundan elde edilen doğal antidepresanlar var. St. John's Wort İngilizce ismi. Mesela bunlar kanda doğal olarak serotonin düzeyini yükseltiyorlar. Ama yazın kullanmıyoruz çünkü cilt lekesi yapabiliyor. Hmm. Ama kışın oldukça iyi. Buna İngilizler doğal sunshine supplement diyorlar. Yani doğal güneş ışığı kaynağı diye. Doğal bir antidepresandır. St. John's Wort, sarı kantoron otu. Onun dışında 5-HTP, 5-hidroksitriptamin fosfat. Bu da doğal bir antidepresan. Özellikle iştahı da biraz kesici etkisi var. Üçüncüsü SAM-E damlaları. Bu da doğal. Dil altından. Mideye giderse etkisiz oluyor. O da doğal serotonin düzeyini yükselen. Hatta hamileler bile kullanabilir. Ben mesela çok stresli bir gün geçirdim. Diyelim çok öyle oldu. Mesela bir tane 5-HTP atıveririm akşam veya daha rahat uyurum. Onun dışında pasiflora rahatlatır gerçekten. O anksiyeteyi azaltabilir. Melisa çayı iyi gelir. İyi bir uykuya yardımcı olur. Ama belki en önemlisi spor. Doğa evet. Ve spor herkesin hayatında olmalı. Hangi neye inanıyorsan şunun duasını yap demiyorum. Ama doğa ve spor olmalı. Bir de şehirde tamamen rezidanslar, kapalı binalar. Hani hep doğadan çok kopuk yaşıyoruz. Doğa şifadır. Bakın şurada oturduğumuzda bile birer de bitki çayı alsak elimizde hemen böyle bir huzur bulursunuz. Evet, yeşilin çok da huzurlu şu an. Temiz hava diye. Doğadan çok kopuk oldum. Ben fırsat buldukça işte ya Düzce'nin yaylasına çıkıyorum ya işte bu sene Bozcaada'daydım. İşte ondan sonra Alaçatı'ya çok doğal diyemeyeceğim ama Çeşme'de yine kaçtığım doğal yerler oldu denize girdiğim. Bodrum'da güzel yerler bulurum kendime sakin denize girdiğim ama deniz, yayla, göl benim hayatımda olmazsa olmazlar. Şahane. Işığınızı parlatın çünkü siz en parlak yıldızsınız. Astro Şifa Ajandası evet. 2023'te evet, yazdığınız bir kitap. Bundan birkaç alıntı veya dikkatimizi çekecek şimdi tabii obje. Bu ayrı bir şey. Hala birçok insan astrolojinin bir fal olduğunu veya çok farklı gayribilimsel bir şey olduğunu sanıyor ama kadim bilgilere dönüş var. Tıpkı evet. Hacamat gibi, tıpkı akupunktur gibi, tıpkı ayurveda gibi. Astroloji çok ciddi bir ilimdir. Sadece temelini öğrenmek benim 1,5 yılımı aldı. Sadece temel kursu. Bayağı okul gibi giderdik. Şu an hiç görmediğim bir insanın doğru doğum tarihi, yeri, saat ve dakikasını verir. O insanın karaciğeri mi hassas, duygusal hayatı nasıl, içine mi atar, agresif midir, ne zaman saçı dökülür, hep tık 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 sayabilir. Astroloji benim insanları doğal imal edildiği yapısını kavramakta çok yardımcı oldu. Hmm. Aynı yayını, aynı olayı, aynı enerjiyi bir ikizler burcu farklı algılayıp tepki gösteriyorken bir oğlak burcu farklı algılayıp tepki gösterebiliyor. Bir akrep burcu farklı, bir koç hemen enerjiyle girip sonra çabuk veya bırakabiliyor gibi. Yani hepsi terazinin kararsızlıkta dengesi bozulabiliyor gibi. Hepsinin her hakikaten de hep burcun diyeyim ben. Hepsinin bir özelliği var. Bu arada yükselen burç, ay burcu, gezegenlerin evleri göre dağılımı, aldıkları olumlu, olumsuz açı çok multifaktöriyel bir şey bu. Ama astroloji benim tıbba bakış açım, insanları kabullenme açısından bana çok fayda oldu. İnşallah ülkemiz çok zor bir yıldıznamesi diyeyim ülkemizin. Çok zor bir süreçten geçiyor. Az kaldı. Bitiyor mu? 29 Ekim 2023'te yani Türkiye'nin 100. yılında doğum gününde Güneş'in üstünde Dolunay var.
Dolayısıyla ondan sonra inşallah çok da güzel yavaş yavaş yani i̇nşallah. 2024'ten sonra Türkiye kimse tutamayacak. Ah, harika. Aa, ne güzel bir ülke. Ne kadar güzel temenniler. İnşallah gerçek olur. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bana gerçekten. Göre dünyanın en güzel ülkesi kardeşim. Ama şöyle kıymetini biliyor muyuz ayrı konu? Bilmiyoruz. Yani bir gidiyorsunuz Bozcaada'ya, buz gibi bir deniz, bardağa koy iç suyu, akvaryum gibi yiyecekler bu. Bir gidiyorsun Erzurum'a, dünyanın ikinci büyük kayak pisti. Bir gidiyorsun Doğu Karadeniz'e, sanki İsviçre, Düzce Bolu'nun yaylalarına çıkıyorsun. Evet. Avusturya gibi yorganla yatıyorsun. İniyorsun, hadi eğlence şeyi isteyeyim diyorsan bodrumlar, çeşmeler, göcekler, göcek kadar güzel koylar, deniz turizmi. Yani o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Bu Göbekli Tepeleri, yani neler neler var. Diyarbakır surları, Nemrut Dağı, Kapadokya, Pamukkale ve gizli kalmış çok fazla şeyler var. Edirne'deki sinagog mesela yenilenmiş, ne kadar hoş. Selimiye Camii yeniliyor, ne kadar hoş. Yani o bedestenler. Yani Edirne'den ne bileyim Güneydoğu'ya kadar müthiş bir ülkede yaşıyoruz. Urfa'ya kadar her taraf müthiş. Evet, umarım daha bilinçlenip kıymetini hepimiz anlarız. Ve de inşallah evet. biraz daha Koruruz. Sağlıklı besleniriz ve biraz daha spor yaparız. Yani gittikçe şişmanlıyoruz, iyi gitmiyor. Peki ben hemen o zaman şimdi burada şunu sormak isterim. Çok fit ve gerçekten çok dinç duruyorsunuz. Hiç kırışıklık falan da yok sizde. Bende estetik ameliyat yok. Ciddi hiçbir estetik müdahale de yok. Bunun sırrı nedir? Şimdi bize ve izleyicilerimize. Şöyle, birincisi ben kendi adıma konuşayım neler yapıyorum diye. Şimdi aşağı yukarı 35 yıldır aynı fizikteyim. Yani hiç kırışmadım, hiç saçım dökülmedi. Estetik hiç, yok. Hayır, estetik ameliyat hiç yok. Ciddi bir estetik müdahale de yok. Yani kilo olarak konuşuyorum şu an. Bir kere hafta sonları, tatiller, bayramlarda iki öğün besleniyorum. Hafta içi çok yoğun çalıştım ve erken kalktığım için iki öğün yetmiyor bana. Benim metabolizmam hızlıdır. O zaman sabah öğle akşam besleniyorum. Akşam yatmaya bir saat, iki saat kala kalorisi olan şeyleri yemem ve keserim. Haftada en az 5, bazen her gün mutlaka düzenli, sürdürülebilir egzersiz yaparım. Eliptik bisiklettir, yüzmedir, orman yürüyüşüdür, trekkingtir, nadiren odun kırmadır vesaire. Mutlaka bedensel egzersiz yaparım. Onun işte bol miktarda su ve alkali bitki çayları içerim. Yeşil çay, yasemin çayı, beyaz çay, işte mate çayı, zeytin yaprağı çayı. Hani kurbağa gibi bitki çayı ve su içerim. Şekerli, asitli içecekler hayatımda yok. Yani yudum bile almam. Hmm. Alkol tüketmem. Alkol çok ciddi bir obezite nedeni. Çoğu kimse farkında değil. Kızartma yılda bir kere yeri. O da yazın. Böyle Bataçık'a bir patlayıcı mevsimin şeyleri klinikte yaparız yeriz. Nadiren yurt dışına gittim, bir yere gittim, şahane bir patates kızartması. Arada biraz kaçamak yaptığım olur. Beyaz un ve beyaz şeker içeren gıdaları kısıtlı tüketirim. Ama Antep'e gittiysem bir baklava yerim. Veya ne bileyim işte çok şahane bir San Sebastian cheesecake oldu. Ondan yerim ama çok dikkat ederim. Eğer öyle bir karbonhidrat aldıysam o zaman aynı gün ekmektir, simittir, makarnadır, pilavdır veya şekerdir kullanma. İçeceklerin hiçbirinde şeker yoktur. Gün aşırı organik yoğurda, glutensiz yulaf ezmesi, biraz müsli, ceviz, şekersiz biraz meyve belki üstüne, biraz mor meyveleri şekersiz suyundan, bol tarçın. Öyle bir gün aşırı bu şekilde bir kahvaltı yaparım. Diğer gün ise bayağı güzel iki yumurtadan bol kaşarlı bir omlet, maydanozlu. Ah. Ondan sonra çok yüksek oranda bitter, kakaolu, bir lokma ağzım tatlandıracak kadar son lokmada onu alırım. Bir tatlı tadıyla yemeği bitirmek iyidir, keyif verir ama yani şu kadar bir bitter kakaolu bir şeyden yerim. Bal veya tahin pekmez kışın mutlaka yerim. Bir zeytin ve zeytinyağı delisiyim. Bol miktarda en az 10-15-20 tane zeytin soğuk sıkma sızma zeytinyağıyla, zahter veya kekikle tüketirim. Onun dışında organik ekşi maya tam çavdar ekmeği yerim. Genelde başka ekmek yemem. Yani ekmek de o da hani şu kadardır. Yani böyle gidip de 5 dilim 4 dilim yemem. Ama çok güzel kahvaltı ederim. Bol peynir, yumurta, sağlam kahvaltı ederim yani. Kırmızı eti haftada 1-2 tutmaya çalışıyorum ama çok davet seyahat olunca bu bazen kaçıyor. Adana'ya gittik mi bir kebap oluyor. Veya işte bir yerde gittiğinizde bir şey olabiliyor. Onun dışında kırmızı eti haftada 1 veya 2 tüketirim. Balık mutlaka haftada 2, bazen 3 tüketirim. Tavuk veya kanatlı hiçbir şey yemiyorum. 23 yıl katı vejeteryandım zaten. Ceset olan, ölü olan hiçbir şeyi 23 yıl yemedim. Onun dışında sebze tabii ki ve zeytinyağlı yemekler olmazsa olmazım. Yazın mutlaka her gün
en az bir yarım kiloya yakın yoğurt ve cacık vardır benim hayatımda veya ayran. Yani normal işte Türk usulü beslenme, kışın tarhana çorbaları, dolmalar, köfteler vesaire o şekilde besleniyor. Peki bu hayvansal gıdalardan uzaklaşmaya nasıl bakıyorsunuz? Yok hiç yoğurt, veganlık süt, mı? Vejeteryanlık veganlık mı? Değil aslında ama böyle yeni bir trend oluşmaya başladı. İşte hayvansal olan hiçbir şeyden peynir, işte yoğurt. Veganlık. Ama arada onların böyle balık gibi şeyler yediklerini o biliyorum. O zaman vegan veya vejeteryan olamazsınız. Değiller. Şöyle söyleyeyim. Şimdi birkaç tür beslenme var. Bir tanesi karnivor beslenme, et ağırlıklı diyenler. Bir tanesi pesketeryan, semi vejeteryanlık dedikleri, sadece balık yiyen vejeteryanlar. Bir grup lakto ovo vejeteryanlar, süt ve yumurta yiyen vejeteryanlar. Bir grup sadece vejeteryanlar, yani şeyi de yumurtayı da yemeyenler. Bir de veganlar. Hayvanla ilgili hiçbir şeyi, sadece kendisini, yani bedenini değil, ürünlerini de, sütü de veya balı bile tüketmeyenler. Şimdi bunlar arasında tabii ki çok dikkat etmek lazım. Çünkü veganlık Türkiye'de çok kolay bir olay değil. B12 vitamini eksikliği, çinko, demir, protein eksikliği olma riski var. O yüzden çok sayıda vegan hasta bana başvuruyor nasıl besleyeyim diye. Tabii dışarıdan takviye olarak vitamin B12 mutlaka veriyorum. Artı demir eksikliği, çinko eksikliği varsa onları tamamlıyoruz. Ama veganlıkta çok dikkatli olmak lazım. 6 ayda bir vitamin B12, demir, total protein, kan sayımı. Onun dışında bazı vegan veya vejeteryanlar doyamadıkları için, çünkü et ve protein doyurucu, karbonhidrata çok yöneliyorlar. Börekler, makarnalar, pizzalar, pilavlar, ekmekler, simitler derken bu sefer daha kötü bir şey oluyor. İnsülin direnci, şeker hastalığı ve çok ciddi bir obezite oluyor. Bu çok daha tehlikeli bir şey. O yüzden vejeteryanlar veya veganlar bu konuda deneyimli bir doktora en azından yılda bir kere başvurur, kan tahlili yaptırırlarsa, ona beslenmesinde eksik veya fazlalık varsa onu toparlayabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş gerçekten olduğunuz bilgiler için. Hani konuşsak böyle gerçekten. Evet. Son bir cümle söyleme hakkım var mı? Tabii ki. Evet, o zaman şunu estağfurullah, çok naziksiniz. Şöyle söyleyeyim. Biz bu dünyada misafiriz. Çok kısa bir sürede öleceğiz ve beden geri dönüşüme uğrayacak. Ruh ise bütün deneyimlerini bilgi bankasına teslim edecek. Şimdi dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle kendinizi çok kasmayın. Kötü olmayın. Hayvanları eziyet etmeyin. Ağaç mümkün olduğunca kesmemeye çalışın ve doğayı korumaya çalışın. Havayı ve denizleri kirletmeyin. Sevgi dolu olun. Çünkü burada misafirsiniz. Çok uzun da yaşasanız yine öleceksiniz. Kısa da yaşasanız yine öleceksiniz. Kalp kırmayın. Sevgi dolu olun. Ondan sonra da ruhsal akışa kendinizi bırakın. Şahane. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. İnşallah şerefli. Sonrasında ileriki dönemde tekrar bir araya geliriz sizlerle. Kısmet. Efendim, sevgili Ender Saraç'ın da söylediği gibi hep iyi olalım. Güzellikler zaten bizi bulur. Instagram'dan da takip edebilir isteyenler. Evet, takip edebilirler. Kesin etmeliler zaten. Programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu anda aslında gayrimenkulde birinci sıraya arsa oturdu. Arsa alırken en basitinden bir kere imar durumu var mı? Bunu sorgulamakta büyük yarar var. Bu yoksa, bir takım sözel vaatler varsa veya ispat edilemiyorsa kesinlikle uzak durmaları lazım. Bireysel müşterinin nihayetinde ulaşacağı yolculuğu belgelendirebiliyoruz. Bu çok önemli bir öncelik. Bunu herkesten talep etmeli ya müşteri. Ahmet Kaya çok sevdiğim bir insandı. İlk bütün albümlerini ben yaptım. İlk albümünü alamadığım kasetini yaptık. Çıkardık albümünü. Çıkardıktan sonra hiç satılmadı. Sonra Acılar Tutulmak albümünü yaptık biz. O da tutulmadı. Tutulmayınca yine ümitlerimi kesmedim yani. Dedim bunda ışık var dedim. Şimdiki konuğumuz Arsa ve Ev Genel Müdürü Cem Ergüven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ufuk Bey. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Hemen çok merak ettiğimiz bir soruyu sormak istiyorum. Buyurun. Gayrimenkul trendleri nelerdir? Gayrimenkul trendi Türkiye'de uzun bir süredir konutta iken şu anda trend topic diyeyim ben ona. Trend topic olan arsaya bir dönüş var. Birçok sebebi var bunun. Konut fiyatlarındaki bizim anlamlandıramadığımız artışların karşılığını artık yatırımcı
ancak arsaya yönelebiliriz diye reaksiyon veriyor. Bu sebeple şu anda aslında gayrimenkulde birinci sıraya arsa oturdu. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Bu konut fiyatlarındaki anormal, astronomik artışlar sizce normale döner mi? Öngörünüz nedir? Ufuk Bey, bence dönmek zorunda, dönecek de. Çünkü hani... Çünkü bu da yapay bir şey değil mi? Bence yapay. Bu yapaylık nereden kaynaklanıyor tam öngöremiyoruz. Var bir sürü parametresi var. Herkes inceliyor, ediyor. Ama kiraların artışı konut satış fiyatlarını inanılmaz tetikledi. Kira her zaman konutun üstünde artış gösteriyor. Son 2 yıldır. Geçtiğimiz yıl %65-70, bu tabii teknik bir veri ama biz incelediğimizde çok daha üstünde olduğunu görüyoruz artışın. 2 yılda ise neredeyse 3 katına çıkmış. Kira da bunun daha üstünde. Yaklaşık %10 mertebesinde hep konut artışlarının üstünde artmış. Şimdi istatistiksel bir iki veriyle canınızı sıkmayayım. Çok güzel bir ortam ama istatistiksel olarak bakıyoruz. Yılda 1,5 milyona yakın konut satışı var. Nüfus belli. Bu 1,5 milyon hane halkının geliri bu konutta olduğu gibi 4'e katladı mı? Hiç sanmıyoruz. Dolayısıyla tedricen otomatikman arsaya ciddi bir şekilde yönelim var. Konut ve kira fiyatları bence konsolide olacak. Bu sebepten ötürü olmakta zorunda. İnşallah normalleşir, normale döner diyelim o zaman. Evet, maalesef okuyoruz, İnşallah. Duyuyoruz. Normalleşecek bir şekilde. Tabii biz şimdi izleyicilerimize sürekli mesajlarını takip ediyoruz. Ve bize en çok gelen sorulardan biri son zamanlarda. Arsa ile arazi arasındaki fark nedir? Arsa mı, arazi mi? Güzel evet. Soru aslında. Evet. Arazi, arsa da bir arazidir. Farkını söyleyeyim. Arazi ham bir toprak parçası diyeyim. En güzel böyle ifade edilebilir. Geleceği belirsizdir arazinin, toprak parçası olduğu için. Arsa ise arazinin artık üstünde yapı yapılabilir hale gelmiş, o niteliği kazanmış, o vasfı bürünmüş halidir. Belediyeler hududunda giriyorsa o arsanın üzerinde bir parselasyon yapılır. Parseller belirlenir. Sonra bir uygulamaya tabi olur. Bu parsellerin üzerinde hangi fonksiyonlar olacak? Bu fonksiyonlara insanları yerleştirebilmek için ulaşım yolları olacak. Bu insanların okulu olacak, kreşi olacak, camisi olacak, yeşil alanı olacak gibi bir planlama sürecine tabi tutulduktan sonra bu parsellerde üzerinde yapılabilir vasıflı arazi oluyor aslında. Ona da arsa diyoruz. Şimdi çok hemen arsaya gelmişken ve arsa bu kadar popülerken şeyi sormak istiyorum. Arsa alırken izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli şeyler neler? Arsa alırken bir kere arazi olmadığına birinci öncelik demek ki en çok sorulan soru. Şöyle mesela sizin de hani başınıza geliyordur sosyal medya hesaplarında sürekli karşımıza böyle işte arsa satmak isteyen, arazi satmak isteyen, parsel satmak isteyen böyle merdiven altı gibi görünen yerler var. Muhtemelen bunlarla evet. Da mücadele ediyorsunuz. Biz mücadele ediyoruz. Mücadele merciği biz değiliz ama aldığımız çok olumlu duyumlar var. Ticaret Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik, İklim Bakanlığımızın çok ciddi denetlemesine tabi olmaya başladı bu konu. Aslında bunun en kötü kullanılanı Ufuk Bey, kooperatifler. Türkiye'nin kanayan yarası kooperatif mağdurları. Bizler nitelikli arsalar üretip insanların nihayetinde ulaşabilecekleri yolculuğu bugünden belirleyip, tapulandırıp, ispat edip, bir sözleşmeye, belgeye dayandırıp yapabiliyoruz. Ve fakat bahsettiğiniz gibi bir sürü merdiven altı firmalar kıt kanaat bir birikim sahibi olan kişilerin hayalleriyle oynayabiliyorlar. Bu sadece kooperatif olmak zorunda da değil. Hiçbir şekilde gerektiği gibi imar görmeyecek bir yeri satmaya çalışan inanılmaz sayısı, inanılmaz merdiven altı tabir ettiğiniz tabir doğru satıcılar var. Peki nelere dikkat edelim arsa alırken? Arsa alırken en basitinden bir kere imar durumu var mı? Bunu sorgulamakta büyük yarar var. İmar durumu varsa bir arsanın onun üstünde yapı yapabilme hakkı var oraya alacak bireysel kişinin.
Bu yoksa, bir takım sözel vaatler varsa veya ispat edilemiyorsa kesinlikle uzak durmaları lazım. Hmm. Çok tehlikeli. Yazık, çok mağdur var bu konuda. Evet. Almışlar etmişler, yıllardır bekliyorlar. Bir de insanlar birikimlerini, yıllarca çalıştıkları emeklerini falan yatırıyorlar. Sıkıntılı süreçler. Çok, çok sıkıntılı. Biz hani Arsa Web olarak tabii şirketimden de bahsetmek durumundayım. Gerçekten bugünden bireysel müşterinin nihayetinde ulaşacağı yolculuğu belgelendirebiliyoruz. Bu çok önemli bir öncelik. Bunu herkesten talep etmeli yani müşteri. Yani sözle olmuyor bu iş. Şu son zamanlarda en çok neye dikkat etmesi gerektiğini ve neyin onlara değer katıp geri dönüşümü sağlayabileceğiyle ilgili küçük de olsa tüyolar verebilir misiniz? Tabii ki. Bir kere ilgilendikleri bölgeye erişimine dikkat etmeleri lazım. Birinci kondisyon bu. Hangi bölgede almak istiyorlar? Diyelim ki Çanakkale ilinde almak istiyorlar. İlgili mesafelerine bakmaları lazım. Bu ulaşım yolları, ana arterler var ise bu birinci artı. İkinci artı, o almayı hedefledikleri yerde altyapı var mı? Oraya elektrik, su, kanalizasyon vesaire altyapısı gelmiş mi veya gelecek mi yakın süreçte? Buna bakacaklar. Bu iki elemeden geçti diyelim ki değerlendirme. İlgili araziye gitti. Burası uygulama görmüş mü? İmar durumu var mı? Üzerinde yapı yapılabilecek mi? Yoksa 30 yıl oraya bir imar uygulaması gelmesini mi bekleyecek? Bu son kalemin çok rahat dokümantasyonunu ilgili belediyeden alabilir. Parsel sorgu sistemine girip bakabilir ada parselinden. Orada tarla yazan bir yerin üzerinde imar durumu yoktur. Tarlalarda ayrılır, tarım vasfında olabilir, şu bu envai çeşit, ama orada arsa yazıyorsa evet, bu üstünde yapı yapılabilitesi olan bir toprak parçasıdır. Ama ne tür yapı yapılabilir? Onu da gidecek. Ciddi bir yatırım yapıyor. İlgili belediyesinden en tabii hakkıdır. Sorgulayacak, edecek yatırıma girmeden önce. Tabii güven çok önemli. Yani sizin sektörünüzde gerçekten güven, birine güvenmek, bir firmaya güvenmek, ona inanmak. Çünkü insanlar az önce de konuştuğumuz gibi bir projeye başlıyor. Sonrasında da yarı yolda kalabiliyor bunları yaşayanlar. Allah korusun. Evet, bunun da örnekleri çok. Büyük. Ama sanki kooperatifler eski, yani bundan bir 20 yıl öncesine göre daha kontrol altında gitti ama değil mi? Bir dönem alınmaya çalışıldı Ufuk Bey. Çok doğru hatırlıyorsunuz. Bravo. Ve fakat son 5-6 yıldır özellikle konuta erişim biraz güçleşince yeni yanlış bir tabir kullanmak istemiyorum ama yeni satıcılar türedi. Merdiven altı satıcılar diyelim kibarca. Bunlar ne yapıyorlar? Yol haritası çok basit. Ham arazi, yani uygulama sınırlarına içine girmemiş bir ham arazinin satın alım bedeli o kadar düşük ki. Bunu gözüne kestiriyor alan o merdiven altı satıcı. Gidiyor bunu ediniyor. Bir kooperatif kuruyor. Bu kurduğu kooperatifin içine koyuyor. O başlık altında daha rahat oluyor işlemleri yapmak. O başlık altında, ama bu aslında nitelikli bir, bu tabir doğru mu? Dolandırıcılık ya, neyse söyleyeyim. Nitelikli dolandırıcılık bu. Çünkü adama diyor ki, ya buraya imar gelecek, uygulama yapılacak. Ya şu anda burayı bölemiyorum, hisselendiremiyorum. Gel kooperatif hissesi al, sen merak etme, burası uzaya fırlayacak üstünde uygulama yapılıp imar kazandığında. Bunu 20 yıldır da bekleyen var, 30 yıldır da bekleyen var. Ama şu anda gene trendleşmeye başladı maalesef. İlk sorunuzda trendler nedir dediniz. Gerçekten bu bilinmeyen bir trend Türkiye'de. İnsanlar ilandaki bilgilerin doğruluğuna güvenerek en azından bir arıyor, başvuruda bulunuyor. Hatta yerine gidiyor. Diyor ki merak etme, biz işte şöyle kooperatifiz, senin hisseni veriyoruz. Gayet güzel de alışverişler oluyor. Bu alışverişler bizi de çok büyük sıkıntıya sokuyor. Biz nitelikli arsayı erişilebilir fiyatta müşteriye sunuyoruz. Yarıştığımız kişiler bunlar. Yani inşallah düzelecek diyelim. Allah onlardan uzak duralım, evet, diyelim. Evet. Yok, bu konu da gerçekten. Bu konuda lütfen çok dikkatli olsunlar. Tekrar hatırlatalım biz. Lütfen sizin çok aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz ne programımıza demek, katıldığınız demek, için renk attınız. Beni ağırladığınız için ben sizlere teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederiz. Arsalar yükselen trend ve bunlarla ilgili nelere dikkat etmemiz gereken
konularda izleyicilerimiz de mutlaka bilgi sahibi olmuştur. Çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet efendim, şimdi sevgili Cihan Suçurup bizlerle. Hoş geldiniz Cihan Bey, hoş yayınımıza. Bulduk. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Merhaba. Hoş bulduk. Aslında bizler sizi tabii çok iyi tanıyoruz ama tanımayanlar için, izleyicilerimiz için lütfen biraz öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Evet. Bizim plak şirketimiz vardı. Asıl benim mesleğim yapımcılık. Taş Plak Ünite Şirketi sahibi. Çok eskilerden, çok eskilerden bildiğimiz. Evet. Taş Plak'ı herkes bilir gerçekten. Evet, çok eski. Çok geriye dönük bir şeyimiz var. Baba mesleği zaten. Babamdan sonra ben devam ettim. İş insanı kimliğinizin dışında ülkemizdeki önemli isimleri de keşfeden bir tarafınız var. Ben biraz bunlara geri dönmek istiyorum. Özellikle çok sevdiğimiz Ahmet Kaya. Evet, Ahmet Kaya'yı bunlarla ilgiliniz neler söylersiniz? Ahmet Kaya çok sevdiğim bir insandı. İlk bütün albümlerini ben yaptım. İlk albümünü alamadığım kasetini yaptık. Ama şöyle yapmadan önce bana demosu geldi. Demosunu ben dinledim. Çok hoşuma gitmişti. Çok beğendim sesini. Sonra bir ay böyle sürekli dinledim. Dinleyince ben bu albümü yapma kararı aldım. Ondan sonra çıkardık albümünü. Çıkardıktan sonra hiç satılmadı albümü. Satmayınca da ben tabii yine üzerine gittim. Acıda Tutulmak albümünü yaptık tekrar. O da satmadı. Şu an inanılamıyorum mesela, nasıl satılmaz o albüm? Bayağı satılmadı bildiğin. Tutulmuyordu yani. Satılmadı. Sonra Acıda Tutulmak albümünü yaptık biz. O da tutulmadı. Tutulmayınca yine ümitlerimi kesmedim yani. Dedim bunda ışık var dedim. Tutacak dedim yani. Hislerim öyle söylüyordu çünkü. Kulak bilgim çok iyi benim müzik açısından. Bir ara bütün Türkiye'yi biz dağıtıyorduk tabii şirketimiz olduğu için. Anadolu'dan kasetleri toplatıldı. Ahmet Kaya'nın o zaman Acıda Tutulmak albümü toplatıldı. Toplatılınca bütün plakçılar bizi aradı. İşte abi toplatıldı diye. Bize önemli değil. Tabii toplatılsın, bilmiyorum neden toplatıldığını. Bir avukat vardı bizim, ismi Ezbahis'e çok meşhur bir avukattı. Onu çağırdım. Abi dedim bir dinler misin bunu dedim. Bu neden toplatıldı diye. O da beni akşam aradı. Ben dedi burada bir şey yok dedi. Sol içerikli bir karar yok, bir şey yok dedi. Söz yok dedi. Ben bunu bir aya kadar kaldırırım dedi. Bu ondan sonra peki dedim kaldırırım o zaman dedim. O da uğraştı, bir ay sonra getirdi bana kararı kaldırana dair. Kaldırdıktan sonra bu arada Amerika tek hep bana sürekli gelip giderdi. Çok yakın bir dostluğumuz vardı onunla. Ondan sonra Şafak Türküsü albümünün... Nasıl da güzeldir. Beni burada arama anne adını şarkıyı bana şeyle yazan hem de büromuzda okudu bana. Çok hoşuma gitti okuyunca. Okuduktan sonra ben orada da karar verdim. Oğuz Abadan vardı bizim yönetmen, müzik yönetmeni. Onu çağırdım. Oğuzcum bir albüm daha yapalım dedim Ahmet Kaya. Ama çıkartmayacağım, sonra çıkartacağım ben dedim. Peki abi dedi. Onu da yaptık, çıkartmadık. Sonra Özdemir Bey bunu kaldırdı yasağı. Kaldırınca ben de ertesi gün karar verdim. Sabah gazetesine tam sayfa ilan verdim. Ahmet Kaya serbest diye. Yasağı kalktığına dair. Sonra aradan iki gün geçti, fazla değil. İki gün sonra baktım Anadolu'dan talep gelmeye başladı. Ahmet Kaya Ağlama benim albümünü, kasetini istiyorlar. Ondan sonra Acıda Tutulmak istiyorlar. İsteyince aradan bir 2-3 ay geçti. Şafak Türküsü albümünü çıkardım. Orada Ahmet Kaya meşhur oldu. Tekrar 7-8 ay sonra An Gelir albümünü yaptık kendisine. Ondan sonra 7 tane albüm yaptık yani anıcı kısacası. Ne ya kadar mesela özel. Mesela o yasak olduğu dönemde ortaokuldaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Hatta böyle kendi aramızda kaseti olanlar sanki çok gizli bir iş yapıyormuşuz gibi. Şey inanılmaz geliyor bana. Şimdi hepimizin yani Türkiye'nin herhalde %70-80'i marş gibi bütün şarkılarını ezbere biliyordur. Tabii ki. O zaman mesela tutmaması, işte hani satılmaması, evet, her şeyin bir zamanı var. Sizi de ayrıca tebrik ediyoruz. Yani o ışığı görmek de ben ayrı bir yetenek geldi. Evet, fark ettiniz satılmayan. Hissettim yani tutacağını. Evet. Çok iyi. Evet. Ben tabii şimdi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Benim de çocukluğumda öyle Ahmet Kaya var. Hatta şimdi yeni nesilde bile Ahmet Kaya'yı hiç görmemiş, hiç dinlememiş. Onlar tabii. Hayatta yokken bile şimdi herkes yeni nesil dinliyor. Ama böyle bir ses yok zaten, evet, gelmez yok. Yani kolay yok. Kolay yani. Hepimiz Türkiye'ye çok severek dinliyoruz. O zaman bizi onunla kavuşturduğunuz için, hani bizi onu bize kattığınız için size ayrıca teşekkür edelim değil mi hocam? Yani kesinlikle. Siz vesile olmuşsunuz demek. Ne güzel.
ne güzel anılarınız vardır. Çok, çok anılarımız hepsini... oldu. Çok güzel anılarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Var mı aklınızda çok olan seviyoruz. Şöyle şu şöyle bir şey var diyebileceğiniz yani, bir hep şey. Hep beraberdik zaten onunla. Hep beraberdik. Nasıl bir insandı? Nereye gidersek beraber gezerdik yani. Öyle söyleyeyim. Mesela huyu nasıldı? Sakin huyu çok miydi? İyiydi. Çok sakindi. Evet çok sakindi. Öyle kaprisli falan biri değildi. Öyle mi? Alçak gönüllüydü. Gerçekten bir sanatçıydı. Evet. Sadece o değil. Mesela sanat dünyasının... Sanatın dışında zaten geziyorduk beraber yani. Evet, sanat dünyasının bütün duayenleriyle aslında evet, siz çok sanatçılarımız oldu. Evet, şimdi işlerinde... isimlere bakıyoruz da işte Selami Şahin, Mine Koşan, evet. Fikret Kızılok, evet. Yıldız Tezcan, Grup evet. Yorum. Evet. Yani Esengül bunlarla... vardı. Esengül evet. vardı. Çok evet. meşhurdu Esengül. Evet. Onun hikayesi o, o da, çok acı o, o da o da vefat etti. O da trafik evet. kazasından evet. çoktan vefat etti. Peki bize mesela hani bu kadar büyük isimlerle mutlaka anılarınız vardı. Böyle ufak tefek hiç unutamadığınız şeylerden bir bahseder misiniz? Minik minik. Selami Şahin zaten bizim aile dostumuzdu. O da aynı şekilde Amerika gibi ailemizin içine girip çıkar zaten. Halen de dostumuz devam ediyor. Bir de Selami Şahin'in şöyle bir kimliği var. Yaptık, en son evet. ben Günay'da işte dinledim onu Çeşme'de. Evet. Fakat bildiğimiz bütün şarkıların neredeyse bestecisi, tabii, söz yazarı tabii. o. Tabii öyle öyle maalesef. Evet öyle. Yani doğru. Çok güzel söz yazar. İnanılmaz derecede duygulu tabii insanlar. Ki. Her sanatçının sesine göre beste yapardı Selami Şahin. Öyle özelliği vardı. Yani bu insanları da mesela özellikle başkasının değil de sizin hani parlatmanız, sizin yakalamanızda gerçekten takdire şayan. Bir de tabii yıllar sonra da yine sanattan kopamayıp bildiğimiz kadarıyla da sevgili Cihan Bey hepimizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği Mustafa Sandal'ın da kayınpederi. Evet. evet. Ve aynı zamanda da Tamam Tamam klibinde de oynadınız. Ben onu tesadüfen oldu klibi. Beni aradı işte klip yapacağım dedi gel isterseniz izleyin dedi. Ben bir arkadaşımla beraber gittim izlemeye. O anda bir baktım bile kafama bir şapka falan taktılar. Böyle bir iki fon verdik orada. Onu meğerse klibe koydum. Sürpriz oldu benim için. Bundan sonra peki düşünüyor musunuz yok, yine? Yok hayır. Artık keyifti yapıyorsunuz. Yok tabii tabii. Yani, şeye gerek yok. Espri olsun diye ama koydum. Ama klipte oynayacak kadar yakışıklısınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teveccühiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz rica sizlere. Programımıza renk kattınız. Anılarınız çok. Eminim bize anlatacak hikayeler çok de çoktur. Ki, çok ama var. Böyle ara ara belki sizinle yine tabii, programımıza davet ederiz. Değil mi hocam? Ne dersiniz? Kesinlikle çok. Bizi de kırmazsanız. Ne zaman isterseniz. Hani siz görmüyorsunuz ekrandan belki yansımıyor. Yansımıştır ama enerjisi falan da çok yüksek. Çok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Her şeyinize teşekkür ederim. Bugün yine programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte saat 13'te Beyaz TV ekranlarında görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Vedalaşmadan önce hemen laptop'a atalım. İletişim numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan direkt mesaj atarak yüzlere ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz.